Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Şimdi birlikte de bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 model. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu da ikinci modelimiz. Artı 1 demiştik. Toplamda 21 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Şöyle bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Burayı hızlı geçiyorum. Şu anda model anlatmıyorum çünkü. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modelimi kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğinden sonra İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu iki ilmeğin yönlerini değiştireceğim. Şöyle ikinciyi başa alıyorum. Tekrar şişime taktım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir arttırma yaptım. Bir ilmek düz olarak ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Sıradaki ilmeğin yönünü düzelterek iki ilmeği birlikte ördüm. Yine düz olarak. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi buraya kadar burası bir model. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpimi benden yana aldım. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Model kuracağız. İki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeğimi başa alıyorum şöyle. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir arttırma daha yaptım. Sıradaki ilmeğin yönünü düzelterek iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alarak kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzden modelimizin birinci sırasını kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimizi arka yüzde ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yok.
Evet, sıramı geçip geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Yine 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi geçiriyorum. İpimi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Modelin 3. sırasındayız. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ters. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra dediğim gibi arka yüzde herhangi bir işlemimiz yok. Bütün ilmekler ters örülüyor. Modelimiz ön yüzden kuruluyor sadece. Şimdi modeli bir kez kurduk. Şu anda tabii ki çok anlaşılmıyor. Modelimiz ilerledikçe anlaşılacak. Bir kez daha birlikte kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın ikinci ilmeğimle birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği başa aldım. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bir arttırmamı yaptım. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Bu ilmeğin şöyle yönünü düzelterek bu iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. İpi benden yana aldım. İki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği her zaman ön yüzde örmeden sağ şişimize geçireceğiz. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Yine ikinci ilmekle birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle ikisini bir ördüm. Bir arttırma yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. Bu ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. İki ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğini de burada düz ördüm. İkinci modelimizin tekrar birinci sırasını yaptık. Devam ediyoruz. Arka yüzde yine bütün ilmekler ters olarak örülüyor. Evet, devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Arka yüzü geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bakın model kendini göstermeye başladı. İpi benden yana aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi yine düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters örüyorum.
Kenar ilmeğimizi de düz olarak yine ördüm. Bakın model kendini gösterdi iyice. Şimdi ikinci modelimizin son sırasını da arka yüzden örelim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekler ters örülüyor. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet, modeli birlikte iki kez tekrar ettik. Modelimiz zaten iyice belirginleşti. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Burada şöyle 3 model üzerinden denemiştim. Burada da yine alt kısmına lastik geçmedim ama herhangi bir kıvrılma yapmadı modelimiz. Şöyle arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerine daha çok gidecek bir model. Çocuklara çok gideceğini düşünmüyorum çünkü çok fazla ajurlu bir model. Evet, böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.